Günaydın, güzel bir pazar sabahından hepinize merhabalar. Bugün hepimiz evdeyiz, şöyle keyifli, ailece güzel bir kahvaltı yapalım istedik. Patates kızartması var. Ben çocukluğumdan beri kahvaltıda annem patates kızartması yapardı. Ve her sabah çok mutlu olurdum. Bu sabah da sağ olsun annem biliyor çok sevdiğimi, patates kızartmış. İki çeşit peynirimiz var, beyaz peynir, kaşar peynir. Zeytinlerimiz var, kalpli tabaklara koydum. Çok tatlı görünüyorlar. Kalpli tabaklarda böyle sunum çok hoş görünüyor bence. Arkada reçelimiz var. Yine burada da reçel var. Annem yapıp getirdi sağ olsun. El yapımı. İki çeşit reçel getirmiş. Şurada yine simitlerimiz var. Burada bir yerde simit yapıyorlar. Çok güzel. Büyük simitlerden lezzetli oluyor. Ekmeğimiz, peçetemiz. Burada da tuzluk takımlarım, baharatlık takımım. Şurada da şekerimiz var. Ben şimdi yavaş yavaş bunları masaya doğru getireyim. O zaman bize afiyet olsun. Günün en sevdiğim saati kahve keyfi. Şöyle bir kahvelerimizi içelim, kendimize gelelim. Suları ayarladım. Dökeyim hemen. Babam Nescafeci, ona Nescafe yapacağım. Bize de kahve. Benim bu kaşık küçük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O yüzden ben bundan iki kaşık atıyorum. Çünkü çok küçük. Bir, iki, kişi başı iki kaşık atıyorum. Bir, iki. Dün aldım kahveleri de. Dün akşam kahve dünyasından aldım. 4,5 liraydı. İki paket dolduruyor bunun içini. İçi de biraz tam beceremedim. Biraz köşeleri kötü görünüyor. Onları şey yaparım. Şimdi suyumuzu döktük. Şekerimiz var. Hemen şekerimizi de koyalım. Esmer şeker kullanacağım. 4 tane de küp şeker attım. Evet. Şimdi bunu karıştırayım. Şuradan bir kaşık alayım. Babamın kaşığı. Çalıştırmadan karıştırıyorum. Bugün günlerden cumartesi söylemiştim. Normalde cumartesi günleri biliyorsunuz benim genel temizlik, yani hafta sonu genel bir böyle evi toparlama yapma günüm, ama annem sağ olsun hafta içi bütün işleri yaptığı için bugün de böyle keyifli vakit geçirelim dedik. Geçen hafta sonu da dışarıdaydık. Bugün de biraz evde duralım. Hem birbirimizle daha çok vakit geçiririz istedik. Bilmiyorum, ben görünmüyorum herhalde. İnşallah şu an görünüyorumdur. Bugün biraz daha böyle baş başa kalıp keyifli, güzel, eğlenceli bir gün olsun istedik. Şimdi Nescafe'nin suyunu da açayım hemen. Ocağın altını o da olsun. Bu şeyleri de annem getirdi. Bana hediye, ev hediyesi olarak getirmiş sağ olsun. Kahve yanı kadehlerini. Çok güzel görünüyorlar. Şeffaf, bir de hani böyle çok karışık kalabalık durmuyor. Şık da duruyorlar. Nescafemiz tamam. Kahvemiz de tamam. Evet, hafiften kaynamaya başladı. Birazcık köpük dökelim. Şimdi tam böyle fokurdasın alacağım. Böyle bence çok lezzetli oluyor. Normalde bazıları hafif kaynamaya başlayınca döküyorlar bunu. Ben hafif kaynamaya başlayınca biraz döküyorum. Böyle acayip fokurdatıyorum onu. Sonra hepsini birden döküyorum. Mesela şu an fokurdadı. Böylelikle köpüğü de kaçmamış oluyor. Yani şuraya bakın. Yani köpüğü çok güzel oluyor bu şekilde. Bu tepsi benim misafir tepsim. Yukarı sarıp kaldırıyorum, kararmasın, bir şey olmasın diye. Bence çok iyi dayandı. Şimdi bunu çıkarttım. Hani biraz daha hoş görünsün istedim. 2-2. Bu.
2. Evet, şimdi annem ada çayı yakacak. Biz evde ada çayı yakıyoruz. Hani böyle kötü enerjiyi alsın, nazar çıksın şeklinde yakıyoruz. Şimdi böyle bir şeye bakayım. Nedir o Instagram? Ya bizde de var şimdi. Birkaç kişiyi de sildim ben. Yaşı benden daha büyük. Şuradayım, buradayım, oradayım. İşte çaydayız. Cemaya gittik. Bilmem nereye gittik. Şu geldi. Ulan bana ne arkadaşım yani? Dayım geldi bir de. Her şeyi paylaşmaktan mecbur musun ya? Evet. Evet, evet. Çatayız, oturdum devam. Ondan sonra kocam da 20 sıra yatırmıyor o sabah. Yemek hazırlıyoruz şimdi. Artan makarnalarınızı değerlendirmeniz için çok güzel bir tarif annemden öğrendim ben de. Sürekli yapıyorum. Artan makarnanızı böyle bir kaba dökün. 2 yemek kaşığı un, 2 tane yumurta, tuz ve maydanoz, bir de beyaz peynir. Beyaz peyniri biraz fazla tutarsanız daha lezzetli olur. Bunların hepsini karıştırıp birazdan da tavaya dökeceğiz. Şimdi yağı kızdırdık. Tavaya koyduk. Makarnanın da son hali bu şekilde. İlk taraf kızarıyor. Diğer tarafı da ters çevirip kızartıyoruz. Ama dediğim gibi tadı enfes oluyor. Eğer denerseniz aşağıya yorum bırakırsanız ya da Instagram'dan yazarsanız çok sevinirim. Salatayı da şu şeye koydum, hatırlıyorsanız izleyenler bilir, pazar alışverişinde, sosyete pazar alışverişinde 5 TL'ye almıştım. Hiç 5 TL'lik gibi durmuyor. Cacıklarımız var. Şu tarafa doğru gidelim. Bu kısımda da dayım annemden helva istedi. Annemin helvasını çok seviyor. Şöyle helva yaptık. Arka kısımda da buharda türlü patates, patlıcan, kırmızı biber, soğan, bu şekilde böyle kavuruyorsunuz çok fazla yağ dökmeden. Böyle sulu güzel bir şey oluyor, hafif oluyor. Ana yemek olarak da mercimek çorbası, kuru fasulye ve pilav var. İlk defa yemek takımlarımı kullanıyorum desem inanır mısınız? İlk defa kullanıyorum. Şimdi kullanmak nasip oldu. Gerçi bunları ben çok önceden almıştım, hani lise zamanında almıştım. Ama iyi ki çiçekli böcekli bir şey almamışım. Çünkü hala kullanabiliyorum. Çok çok önceden almıştım bunları. Tabii şimdi çok daha güzel modelleri çıktı ama yine de bu da fena değil bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş onları çağırayım. Dayım benim için çok özel. Her zaman bana yardımcı olmuştur. Öğrenci zamanımda maddi manevi Sakarya'da okuyordum. Dayım Kocaeli'ndeydi ve her şekilde bana çok destek çıktı. Hafta sonları hep onun yanındaydım. Dediğim gibi kıyafetten tutun, yani onun hakkını ödeyemem, ikinci babam gibidir. O yüzden onu elimden geldiğince en güzel şekilde ağırlamak istiyorum. Sofrayı kurdum ama keşke yemek takımlarımın devamını da kullansaydım. Şimdi çok pişmanım. Tatlı tabaklarını alırken şimdi bunları gördüm, dedim keşke bunları da böyle salatada falan kullansaydım daha tatlı olurdu. Neyse, nasip bir dahakine. Dayım gitti, uğurladık onu. Tavaları falan elde yıkıyoruz. Yıkadık. Bezim de şeyde, yıkandı, asılıyor balkonda. O yüzden böyle bir bezi kullandık. Şimdilik saat 9 oldu. Bir kahve içelim dedik. Bir Nescafe yaptım. Hemen şimdi suda kızdı bayağı. Dökeyim suyunu. Akşamımızı böyle sonlandıralım. Akşamları böyle tam bütün işler bitince dinlenmek için iyi oluyor bir şeyler içmek. Çay olur, kahve olur. İyi geliyor. Benim babam söylemiş miydim bilmiyorum ama kahveyi çok seviyor yani. O yüzden babam her akşam Nescafe içer muhakkak. Zaten babamdan bana geçti bu Nescafe alışkanlığı. Şimdi ben bunları karıştırırım.
yavaş yavaş televizyonun karşısına geçeriz. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Bugün de böyle dop dolu evdeydik ama dop dolu geçti. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.